çocukluğumuz bizim hep Bafa Gölü'nde geçti. Biz çocukluğumuzda Bafa Gölü'nü hiç göl olarak bilmedik, deniz olarak bildik. Bafa'nın oluşumuna baktığımız zaman da öncelikle Bafa antik çağlarda denizle bağlantılı bir koy. Osmanlı Devleti döneminde bizim ziraattaki, özellikle balıkçılıktaki performansımız pek iç açıcı değildi. Bu itibarla Batılı misyonerler Türkiye'ye geldiklerinde Bafa Gölü gibi, Eğirdir Gölü gibi, Beyşehir Gölü gibi, Apalyon Gölü gibi gölleri gördükten sonra buraları kiralamışlardır ve işletmeye almışlardır. Buranın balıkları, özellikle İngilizler, yurt dışına götürülmüştür. Yani şunu özellikle söylüyorum, şu beş köy için vazgeçilmez bir ekonomik destek yani. Burası bir dünya cenneti. Yani keşfedilmemiş hala yerler. Balıkçılık yaptığım yıllarda Bafa Gölü'nde Hüseyin Özbaşlı isminde Serçin'in Özbaş Köyü'nden ağ vardı. O ağ Bafa Gölü'nün tamamına hakimdi. 74'te ilk defa hükümet olmuştuk. Yurt gezilerine beraber çıkardık. Bülent Bey'e Bafa Gölü ile ilgili sıkıntılarını anlattılar. Bunlar topluca şunu söylediler. Biz bu Bafa Gölü'nün içindeki balık varlığından istifade edemiyoruz. Kenarında oturuyoruz. Tekneyle çıktığımız zaman bile tacize uğruyoruz. Balıklarından istifade edemiyoruz. Oysa bu balıklar bizim geçimimizi sağlamak için önemli bir kaynak sağlayabilir. Bizi buraya sokmuyorlar. Kim sokmuyor sizi buraya? İşte burası bir aileye şey edilmiş, kullanım hakkı verilmiş. Bu yüzden çok sıkıntı çektiklerini, hatta göle girdikleri zaman, girdikleri tespit edildiği zaman silahlı korucular tarafından tehdit edildiklerini, bu şekilde yaralananların olduğunu, sakatlananların olduğunu, hatta ölenlerin olduğunu, böyle hikayelerini anlatmak suretiyle dediler ki burayı bu devletin malıdır göller. Bizi bu şeyden kurtarın ve bu göle biz rahatlıkla girip burada balık tutalım. Uzun konuşmalardan sonra bizi, ilk başta tabii Ecevit olmak üzere, bizi ikna ettiler. Haklı oldukları anlaşıldı ve Bülent Bey onlara dedi ki, size söz veriyorum, ben eğer iktidar olursam sizin bu talebinizi yerine getirmek için gerekeni yapacağız dedi.